Çorum'un İskep ilçesine bağlı Dereseke köyünde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi ve hatların kesik olması köylüleri adeta çileden çıkardı. Köylüler sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyip bir hasta olduğu zaman sağlık ekiplerine haber vermekte güçlük çekerken, öğrenciler de köyde internet olmadığı için uzaktan eğitim faliyetlerinden yeterince yararlanamıyor. Alıverir misin sen? İskip'ten çıktın mı şu an? Gelirken abi 2 dakika uğra. Vatandaşlar köye yakın tepeye çıkarak siparişlerini ve ihtiyaçlarını cep telefonuyla verirken, çocuklar da aynı tepeden cep telefonuyla uzaktan eğitim almaya çalışıyor. Dereseki sakinleri coğrafi yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasının yanı sıra telefon hatlarındaki arızanın giderilmesini istiyor. Pandemi nedeniyle köylerinden ayrılmayan vatandaşlar yetkililere de çağrıda bulunarak soruna çözüm bulunmasını talep etti. Alo abla. Aramışsın da beni. Köyde kimsenin iletişim kuramadığını dile getiren muhtar Nuri Akça, cep telefonu şebekelerinin çekmediğini, 6 yıldır da ev telefonlarının da kapalı olduğunu söyledi. Getiremedim kendisini buraya da. Bir şey yok yani, merak etme. Kışın yollar kapandığında yetkililere ulaşamadıklarını dile getiren Akça, telefon sorununa çözüm bulunmasını istedi. Köyümüzde telefon çekmiyor. Telefon çekmediği de çocuklar eğitimsiz kalıyor. En az 3 kilometre tepeye çıkar diyorum. Yazın iyi oluyordu. Sabah öğlen akşam geliyorduk ama kışın şartlar ağırlaştı, tepeye çıkıyoruz. En az çocuklarla 1 saat 2 saat arasından çalışıp gidiyoruz kış mevsiminde. Çocuklarımız da eğitimsiz kalıyor burada. İnternetimiz yok, telefonumuz yok. Bu tepede eğitim alıyoruz. Yok, ofise gidemiyor. Yok ki telefonu çekmiyor adam, ne yapsın? Bu 60 kilometre koymuş. Benim dışarıda 5 tane kardeşim var. Oğlum çocuklarım dışarıda. Bunlarla ben herhangi bir iletişim kuramıyorum. Görüşemiyoruz. Ve telefonlarımız yok. Daha konuşamıyoruz. Yan yana gelip konuşamıyoruz. Hastalık nedeniyle gidip gelemiyoruz. Bu konularda bizlere yardımcı olmanız için Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Şimdi biz burada köyde yaşıyoruz. Öğrenciyiz. Hiçbir şekilde köy içinde telefonlarımız çekmiyor. Yani yüksek yerlere çıkmak zorunda kalıyoruz. Ya internet sıkıntısı var. Bu iletişim sorununun çözülmesini istiyoruz.